Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Kanal T izleyenleri ve günaydın 88.6 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyenler ve Facebook'tan tabii ki bizi takip eden herkes. Bugün 20 Mayıs 2020 Çarşamba. Herkese çok güzel, çok mutlu, huzurlu bir iş günü diliyoruz. Bugün işe başlıyoruz tekrar. Dün tatildi. Bugün aynı zamanda koronavirüs sonrası sevgili Naci Aydınkaya, Nazim Abdullah, Kemal Osman, Ceyhanlı, Mehmet Bozyel günaydınlar. Evet, hoş bulduk Nazim Hanım, sağ olun. Efendim, bugün koronavirüs sonrasındaki ya da koronavirüs krizinden sonraki açılım günlerinden bir tanesi. Restoranlar, barlar ve kafeler açılıyor bugün ve sokağa çıkma yasağı bu gece saat 22'de başlıyor. 22'de değil 12'de başlıyor. Yani gece yarısı 00.00'da başlıyor sabah 6'ya kadar. Okan Erdem siz dostum, Necdet Mavi Gözlü günaydınlar. Metin Emir Ali Bengisu günaydınlar. Şengül Necip Kırmızı yengem günaydınlar. Efendim yangın gündemimizde, yangın bu çok önemli, birinci gündem maddemiz. İkinci gündem maddemiz ekonomi. Sayın Maliye Bakanı bugün konuğumuz olacak, Olgun Amcaoğlu. Dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'nda sevgili Levent'in konuğuydu, Levent kardeşimin. Söyledikleri tabii ki çok önemli. Biz tekrar aynı soruları soracak değiliz ama aynı konular üzerinden geleceğiz. Yangınlar konusunda tamamen sınıfta kaldığımız, tamamen çaresiz olduğumuz ortada. Çünkü havadan müdahale şansımız olmadığı gibi eğitim konusunda da bayağı sıkıntılıyız. Ama dün ortaya çıktı ki ne acıdır, Avrupa Birliği katkılarıyla alınmış dijital kameralar, görüntüleme maksadıyla, erken müdahale amacıyla, onlar da 2012'den beri çalışmamışlar. Mehmet Uluçaylı, Ali Unyayar ve Betül Karayel, Sevcan Ağoğlu, Özgül Erdoğan, Özdemir Ağa, sizlere de günaydınlar. Çok önemli bir konu bu. Bu açılım konusu da çok önemli bugün tabii ki. Ve ekonomi. Bugünkü açılımdan sonra saçılım olur mu? Tekrar bir yayılım olur mu? İkinci dalga olur mu? Doğrusu ben korkuyorum. Onun için Sayın Kezban Ali, herkes, Sayın Nazim Abdullah da sağ olun tekrardan, tedbiri elden bırakmasın. Lütfen, çok önemli bu. Yattır be bizde falan demeyin. Hiç belli olmaz. Hiç bu işler sarpa sarar yeniden. Şu anda İngiltere çok büyük bir belanın içerisinde. Ölü sayısı 44 bini geçti. Ama en acısı şu, geçtiğimiz yılların ortalamasının 20 bin üzerinde bakım evi ve hastane ölümü var. Yani her yıl aynı dönemde Sayın Hidayet Ali Sarı, sevgili Gürcan, Serdar Tirak, Cengiz Saner her yıl örneğin 30 bin kişi ölüyorsaydı Şubat, Mart, Nisan'da sevgili Örsan, bu sene 50 bin öldü. Olay bu, anladı. Yani durumlar fena. Şimdi ikinci dalgadan çok korkarlar. Sevgili Bahattin, ne diyeyim? Yani ikinci dalgadan çok korkuyorlar. Ve hükümet diyor ki, bizi bilim insanları yanılttı. Çünkü bilim insanları da bilmiyorlardı. Bir de bizi düşünün. Herkes bilim adamı, bilim kadını. Düşünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfusu olduğu gibi, yani 350 bin mi, 370 bin mi, 400 bin mi, hep bilim insanı. Herkes bilim adamı, herkes bilim kadını, zor. Bizde daha zor. Onun için dikkat edelim.
Ve tabii ki bugün Sayın Bakan'a da soracağız ama örneğin İngiltere'de Maliye Bakanı çıkıyor ve diyor ki tarihin en kötü günlerini geçiriyoruz diyor. Tarih yazmadı diyor, İngiliz tarihi bu kadar kötü bir dönemi yazmadı diyor. Bizde umutlu mesajlar veriliyor. Bilmiyorum Sayın Atalay Oğur, Sait Kumru, Ozan Görü, Funda Karadurak, Erdin Çökten, Mehmet Ali Çavuşoğlu, günaydınlar. Acaba bize iyi şeyler söyleyin, kötü şeyler söylemeyin mi deniyor. Yani evet, Eralp Atayol, günaydın Serhat'ım. Biz Pileli olduğumuz için hükümet bize vebalı olarak bakıyor. Kuzeyde tüm oteller, gazinolar, barlar, meyhaneler açtılar. Bir tek Pileli'ye mi hastalıklı? Yani olaya bu şekilde bakmamak lazım. Bugün ben de bu konuyu yazdım. Çok daha önemli. Oteli açarsınız kendi içinizde. Sizi dışarıdan saydıkları için açmıyorlar. Ama dışarıdan buraya insan getiriyorlar. Ha, karantinaya aldık diyorlar. Sizi de getirirlerse karantinaya alacaklar. Ama örneğin bugün ben yazdım. Devlet askeri karantinaya alamıyor. Asker kendi karantina kurallarını uyguluyor. Kim? Evet. Şu olay vardır. Yani askerin disiplini ve karantinası kesinlikle ve kesinlikle sivilden daha iyidir diyebiliriz. Ben de diyorum. Ama yine de bir devletin bunu kabul etmemesi gerektiğinde ısrarlıyım. Biz kontrol etmek zorundaydık. Biz karantinaya almak zorundaydık. Tabii bizimkiler bunu geçiyorlar. Hatta bazı arkadaşlarımız, ağabeylerimiz köşe yazdı, yazdılar. Niye askere takıyorsunuz? Siz zaten takıntılısınız falan gibi. Biz zaten bu konuda oldukça ciddi suçlanan bir ırkın afadıyız, bir grubun üyesiyiz. Dolayısıyla çok fazla girmeyelim dedik ama yani eğer siz gerçekten doğrudur Pilelilere bu uygulamayı yapıyorsunuz, belki haklısınız karantina koşullarında, sağlık kurulları, bilim kurulları, doktorlar, onların verdikleri raporlar doğrultusunda. Pileliler buna dayansın, katlansın, tamam, biz de saygı duyuyoruz. Güneyde çalışan işçilerimiz için aynı gerekçeleri gösterebilirsiniz ama o zaman askere de aynı şeyi yapacaksınız. Yani Türkiye'den gelen askerimize de saygımız sonsuz, o ayrı bir mesele. Sevgimiz, saygımız bakidir ama olay o tarafa çekilmesin. Çünkü ortada kontrol dışı var. Kontrol dışı var. Ünsal Baybruk, günaydın. Eralp Atayol, sevgilerimizi tekrar size iletiyoruz Pile'ye. Buradaki hükümet başımızda durmasaydı açlığa terk edeceklerdi bizi diyor. Kuzeye geçmemizin sebebi orada ailemizin olmasıdır. Eralp Atayol, biz Pile'ye ve Pilelilere sevgilerimizi gönderiyoruz. Katriye İnatçı, Celal Arap, günaydın. Günaydın kardeş. Celalcığım, bak, bak sana göstereceğim. Akdeniz Ekoliv kardeşim, bu bizim kendi ürünümüz. Ekoliv, zeytinyağımız. Ekoliv, 3 çeşit şişeciğimiz var. Bir de bu güzel şişe, bir de bu var, çok güzel. Bir de bunun büyüğü var. Çok güzel, natürel sızma zeytinyağımız. Bütün marketlerde, bizim. İkinci Covid dalgasının havada olduğunu, rüzgarlara savrulduğunu düşünseniz ediyor. Aman yarabbim, yok öyle bir şey yok. İnsandan insana bulaşıyormuş. Serdar Tirak dedi bunu. Tamer Isırgan kardeşim, günaydın. Nazime Abdullah, tekrar günaydın. Açıkça her şeyi konuşursunuz. Allah'ım göstermesin, Londra çok vahim. Oradakilere yardımcı olsun diyor. Londra'ya selamlar. Yaşar Aracı, günaydın. Hüseyin Öksüz, günaydın. Seviliyorsunuz çok. Fatoş Kerimoğulları, günaydın. Ve Kamil Özalay, Almanya'dan doktorumuz, bizi sürekli uyarıyor bu konuda. Bu ikinci dalga beni çok dalgaya soktu. Gerçekten korkuyorum. Ve siz kahramansınız, siz cesursunuz, siz korkmamaya devam edebilirsiniz. Yani o konuda da bir şikayetim yok efendim. Hemen Fatoş Kerimoğulları, tekrar günaydınlar. Hava durumuna ding dong dinleyelim mi Örsancığım, yoksa Gordon Banks gideyim mi?
dinleyelim. Bir dingdong çalalım, hava durumumuzdan bahsedelim çünkü o da çok önemli. İki gün diyor Meteoroloji Dairesi Müdürümüz. Bu iki günde 43'e kadar çıkma durumumuz var. Yangınlar da ortalığı aldı, götürdü. Tarihimiz yandı, ağaçlarımız yandı, ciğerimiz değil bütün organlar gitti. Yani hiçbir şeyimiz kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Hiç. Dışta içte bütün organlar yandı. Dolayısıyla bittik. Bakalım hava durumuna. Çünkü çok sıcak iki gün daha var. Çok sıcak 48 saatimiz var. Dayanalım ondan sonra. Çünkü mevsim normallerinin 10-12 derece üzerindeymişiz. Bakalım hava durumundan sonra devam edeceğiz. Aziz Kemal kardeşim günaydın. Mehmet Uluçaylı, İlkay Adal ellerinizden öpüyorum. Utkan Altınkalem. Evet. Ekolivi zeytinyağının şişesi diyor o kadar güzel ki likör diye alan olmuştur. Zaten kardeşciğim alkol tesiri yapmıyor. Ama bundan döktüğünde böyle bu kadar da böyle bir yudum da alın sabah. Benimse garantim var. Ordinarius profesör doktor sıfatıyla çünkü hop koronavirüs hepimizi doktor yaptı. Allah'a şükürler olsun. Bir ünvanımız daha var. Artık bir işimiz daha var. İşsiz kalırsak doktorluğa başlayacak. Çünkü bütün doktorlar, bütün herkes, bütün meslekler karıştı artık birbirine. En çok gazeteci herkes o ayrı mesele. Her neyse gerçekten söylüyorum Utkan. Aynen öyle. Yani çok güzel. Şişe de güzel, kendi de güzel. Yanan yandı, yapacak bir şey yok. Yaraları sarma zamanı. Giden ağaçların yerine yenilerini dikelim. Gönüllü olarak çalışmaya hazırım. Onlarca fidan diktik. Evet, isterse sıcaklık 60 derece olsun diyor Fırat Golal. Helal olsun be çocuk, sağ bravo. Cumagül Muradova günaydın, hayırlı sabahlar. Ali Unyayar, Rıdvan Aydın günaydınlar, sevgiler. Ve havamızı söyleyelim. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün orman yangın olasılığı çok yüksektir. Orman yangın olasılığı çok yüksektir. Dün bir izleyicimiz bize anlattı. Babam dedi hayvanlara götürürdü bizi zamanında, sigarasını eline tükürür söndürürdü de öyle yapardı. Hatta yere atardı, bazan işendiğinde üstüne işerdi o saat. Anladın? Olay bu ovada. Siz yere atmayın. Bir naylonun içine koyun. Söndürün ama yok ya naylonu yanarken koyasınız cebinize. Çok önemlidir bu. O gutsüllilerinizi münasip bir şekilde söndürün. Yani münasip bir yerinize diyecektim ama yani televizyonda olmaz. Bu akşam meyhaneler açılıyor. O ortamda belki söylenebilir. Yani ne hırıp dağıtan yere olmaz be gutsülli. Şimdi bir kişi şüpheli olarak tutuldu ama Gutsilli'den de olabilir. Yani İzmarit'ten de olabilir söylentisi var. Şişe tabanından olabilir ki biz ona şişe zösü da derik ama onu da söyleyemem televizyonda. Evet, orman yangın olasılığı çok yüksek. Orman yandı, açıkta kaldık. Ayı durumuna düşmemek için lütfen dikkat olalım. Bugün ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Ki makale okudum, ultraviyolenin yüksek olması önemliymiş. Çünkü bu koronayı hafif mayhoş edebilir. İddiaları var, herkes bir şey söylüyor. Biz de öyle araya kaynıyoruz yani. Özür dilerim bu sağlıkla ilgili yorumları yaptığım için. Bütün özellikle cephedeki 11 doktorumuz ve hemşirelerimizden o cephedekiler. Onun dışındaki daktilograflar ayrı yeni bir doktor çeşidi de türedi bizim bu iki ayın içerisinde. Hiç hastaneye uğramadı, bütün gün klavyede yazdı. Çok sıcak hava dalgasına da bugün dikkat. Bölgemiz alçak basın sistemiyle ki çok alçak, vay alçak vay. Hava, sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Açık ve az bulutlu geçecek ve mevsim normallerinin 10 ila 12 derece üzerinde seyredecek. Rüzgar kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek. Girne 36, Çamlıbel 40,
Lapta 34, Akdeniz Ayreni 41, Boğaz 37, Alev Kayası 36, Esentepe 37 derece, Lefke 35 ve Güzelyurt, dikkat dikkat, 42 derece santigrat. Lefkoşa 41, Ercan, Geçitkale 42, Beyermudu 41, Gazimağusa 35, İskele 40 ve Yeni Erenköy 38. Evet, bugünkü hava sıcaklıkları böyle. Tabii bugün Ecvet Ali kardeşim, Ecvet Ali Kanatlı kardeşim günaydın. Mehmet Şenler günaydın. Evet. Futbol oynanmayacak bu sene. Sağlık Bakanlığı açıkladı. Bakarız. Doktorumuz Kamil Özalay uyarıyor. İkinci dalgaya çok dikkat. Evet. İkinci dalga çok önemli. Özellikle Avrupa'da tabii ki. Şimdi biz gazetelerimizin ön sayfalarına geçebiliriz. Evet, sevgili Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımıza Sayın Tolga Atakan'a bir mesajımız var. Buradan kendisi izlemiyor olabilir ama inşallah izleyenler vardır, yakınları, tanıdıkları, memurları, ekibinden. Bizim köyde durum bu. Telefonlar çalışmıyor. Hangi köy? Garaç. Karaağaç köyü. Altyapısı bitirildi. Fiber çekildi. Ancak bir pano dikilmesi gerekiyor diyor muhtarımız. Mağdur durumdayız. Evet. Yılmaz Uzmaner muhtarım diyor ki mağdur durumdayız. Ya da Yılmaz Uzmaner'den geldi bana mesaj. Muhtar da odur herhalde. İnşallah Uzmaner'leri çok iyi tanırım da muhtar mıdır değil midir bilmiyorum. Mağdur durumdayız. Çok mağdur durumdayız diyor Karaağaç muhtarı. 3 yıl evvel bitirilen altyapı tamamlanmadı diyor. Yani altyapı 3 yıl önce bitti ama orada kaldı bir pano. Takmadılar. Telefon. Yani eneşi realya eşi telefon durumları. Eneşi telefon. Eneşi alo alo. Yani bana ya mu bana ya mu ne diyeyim daha ne diyeyim. Ondan sonra bir tane arkadaş bizi sürekli manşete kor. Bir tane arkadaş bizi sürekli manşete koyuyor. Bugün bir gazetede aynen şöyle diyor bakın. Ben diyor devletle dalga geçiyorum. Ben değil sadece. Okuyayım size orasını. Yani okumak zorundayım yani. Bakın ne diyor. Sabah akşam ellerine geçirdikleri her fırsatta devletimiz KKTC ve anavatan Türkiye ile yetkililerine ağır hakaretler yağdıran. Asla Türkiye'ye hakaret etmedim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hakaret etmem için herhangi bir sebep yok. Ama öyle diyor ki bunu yazan kişi Recep Tayyip Erdoğan'a ana avrat küfreden bir kişi yani. Anlam Pınarı döneminde ana avrat dümdüz söven biri. Bir önemli değil. Yani ben hiç hayatımda Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na, Türkiye'nin yetkilisine ne küfür ettim ne bir şey söyledim. Ne de Kuzey, ben bir şey söylemiyorum. Bakın Karaağaç muhtarı diyor ki 3 senedir getirdiler kabloyu oraya kadar ama bitiremediler. Şimdi ben size soruyorum. Nedir bu? Bu nedir? Bu diyor, bunu söylemeyeceksin diyor. Bunu anlatmayacaksın kimseye. Nester ve köylü telefonu, Napsınlar ve telefonu, hepsinin cebi var, idare etsinler. Özel cep telefonu şirketlerimiz orada mis gibi, onlar da paracıklarını kazansınlar. Nesneler ve devletten telefonu da senin dalga girmek. Bunu demeyeceksin. Hiç. Bunlar hemen gireceksin. Bayraklar gökyüzünde etmez mi kendilerine ha? Hatırlamazlar Orum'dan çektiğimizi. Bunları söylemen lazım sürekli. Bunları söylemediğin zaman böyle yazarlar senin için. KİTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, Afrika Gazetesi sahibi Şener Levent, Stelios Vakfı ödüllü Yeni Düzen gazetesi. Stelios Vakfı'ndan ödül aldın zaten bittin. Orada direkt bütün ödül alanlar hepiniz.
Genel Yayın Yönetmeni Cenk Mutlu Yakalı, Kanal Sim Genel Yayın Yönetmeni ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, bunlar diyor, ve Kanal T program sunucusu Serhat İncirli. Suç unsuru dolu söz, yazı ve eylemleri nedeniyle yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır diyor. Bak, suç unsuru doluymuşuz biz. Ama bir gazete diyor ki bunlar cezalandırılmalı. Burada suç unsuru yok. Burada savcılık uyumalı. Burada. Ha, bunu kim aynı zamanda? Hukuk devleti bunu gerektiriyormuş. Emekli bir savcı kardeşimiz, kıdemli savcı söylemiş bunu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda KKTC'nin bağımsız ve egemen bir devlet olduğunu hatırlatarak anayasamızın birinci maddesinin devletimizin demokrasi, hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir cumhuriyet olduğunu belirttiğini vurguladı. Evet, devletimizin şöyle söylüyor işte bu arkadaş, eski savcı arkadaşımız ve hükümet başsavcı, polis müdürü göreve, suçluların yanına kar kalmamalı diyor. Aynen. Şimdi bu tartışmaya devam edeceğiz. Biz de diyeceğiz ki bu adam da şeye küfrederdi. Hem de ana avrata, Sayın Erdoğan'a. Sayın Büyükelçilik, size ihbarımdır. Araştırın. Bu arkadaşlar size söverlerdi eskiden falan. Girelim bu kavgaya şimdi. Ha, bu mudur yani? Bu mudur? Siz kara açın, telefonlarını bağlayın, gerisini vazgeçin, bırakın. Londra'dan günaydın. Aziz Kemal, aynen haklısın. Yusuf Kadir Beyleroğlu günaydın. Hakan Beyaztaş günaydın kardeş. Emine Ferit Özuçar günaydın. Korona yangınlar denizlerimizi deniz anası vurdu. Günahımız nedir? Günahımız aha budur Kamil Basmacı. Budur günahımız. Yani adam oturduğu yerden sağlığı da çok kötü. Yani gerçekten sağlığı da, yani Allah çok iyilik versin, uzun ömür versin ama iyi değil adam. O bunları yazıyor sürekli. O sokun bunları içeri. O altı kişiyi atın içeri. Memleket güzelleşecek diyor. Aynen. Oturduğu yerden devletten de 10 bin 15 bin lira maaş çeken insanlar bunlar yani. Emekli oldular, yaşıyorlar mis gibi. Biz çalışmazsak aç kalacağız. Ya geçsin bu korona günleri. Gerçekten çok ciddiyim. Geçsin, böyle bir rahatlayalım. Herkes uçabildiği yere kadar uçsun. Bunlar da gitsinler, danslarını etsinler. Ne güzel, üstleri çıplak dans ediyorlar. Çok güzel, çok şey. Yani güneyde, bunu bize söyleyen arkadaş güneyde dans ediyor bütün gün. Geçemediği için rahatsız şu anda. Cebinde de pasaport. Ama biz hain, onlar kahraman. Yazık, işte günah bunlar da. Yani böyle bir şey, ne diyelim yani. Devam ediyoruz. Duygu Özuğurlu günaydın Londra'dan. O da bize günaydın demiş. Salih Yusuf Kılınç. Evet, demokrasi, sağ ol kardeş, aynen. Herkes her görüşü destekleyebilir tabii ki. Küfür yok, hakaret yok. Hele hele Türkiye'ye hiç yok. Hiç bizi ilgilendirmiyor. Ama Türkiye'nin parası yok. Bunu da söylemesi lazım insanların. Niye söylemeyelim ki? Hakaret midir bu Türkiye'ye? Aşağılama mıdır bu? Yani. Evet. Erdinçök'ten Sayer Aker, ben isim söylemem, Erdinçök'ten teşekkür ederim, sağ ol, hiç gerek yok, hiç gerek yok. Aysın Öztürk müdürüm günaydın, Gökhan Kemal günaydınlar, Ümit Mustafa tekrardan günaydınlar ve Güneş gazetesi Başbakan Tatar BRT'de 43 gençle buluştu ve onlara seslendi. Nerede olursanız olun KKTC'ye sahip çıkın dedi. Aksa KKTC'ye zarar veriyor. Sentilaryon Kalesi yanında kafede yangın. Ekonomik veriler umut vericidir dedi Olgun amca oğlu. Kantara, unutmayın kantaramızı, Arnavut pekmezimizi, ama tatlılarımız, ballarımız, her şeyimiz var Kantara'da. Solar Bay Paralik güneşi evinize elektrik enerjisi olarak getirsin. Solar Bay Paralik diyoruz. Intergaz, gazınız bittiyse mavi tüpünüzü getirsin. Intergaz 444-55-44'ü arıyorsunuz. Vestel serinlemek için şu anda inverter. Aç geni bütün gün. Mesela 21 derece
Goygeni 24 saat yansın. 24 saat işlesin. 21 derecede odacığını sana mis etsin. İnverter. Elektrik yakmaz fazla. Ama sen diyorsan ki gene de elektrik durumumuz var. O zaman Solar Bay Paralik'le de konuş. Sana güneşin enerjisini eve elektrik olarak getirsin. Ekoliv'i unutmuyoruz. Sevener, bugün restoranımızı açıyoruz. Sevener Grup ve iç turizmde de biz paket turlarımıza iç turizmde başladık Sevener Travel olarak. Devam ediyoruz. Emekli maaşları 22 Mayıs'ta ödenebilir diyor Maliye Bakanı Haberatör'de. Kıbrıs Üniversiteler Birliği hükümet üniversitelere karşı duyarsız diyor. Yangın şüphelisi 3 gün poliste tutuklu kalacak ve Biyologlar Derneği'nin açıklaması çok hoş bir açıklama bence. Can kaybı yok demek kabul edilemez diyor. Ne güzel. Can kaybı yoktur bu yangında demek kabul edilemez. İrem Uygun avukatımız günaydınlar. Evet. Aynen, hepimize günaydın. Yangına karşı kurulan kameralar çalışmıyor. Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi Ercan Poyraz, eski müdürümüz. Eski müdürümüz Ercan Poyraz, Natura 2000 projesi kapsamında ülke genelindeki yeşil alanlara kurulan 360 derecelik görüş açısı sağlayan kamera sistemlerinin devre dışı kaldığını ifade etti. Ercan Poyraz, Genç TV'de Nazar Erişkin'in sunduğu bugüne dair programına konuk olarak AB finansmanıyla hayata geçirilen Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a kadar tüm ormanlarımızın yangınlara karşı uzaktan kamerayla gözetlenmesini sağlayan sistemin çalışmadığını duyurdu. Evet, Türkiye'de gençler umutsuz, işsizlik artıyor. Bir başka haber detayda. Jale Refik Rogers itfaiye altyapısının güçlendirilmesi ve erken müdahaleyi sağlayacak bir sistemin oluşturulması şart dedi ve kumun üstüne inşaat deniyor Kalecik bölgesinde. Bugün böyle bir haber var. Teşekkür ediyoruz herkese. Serhan Kan söyledin bu yazıları. Evet. I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it. Senin söylediklerinle aynı fikirde olmayabilirim. Ama ölümüne onları söylemeyeni savunurum demiş. Voltaire'in sözleri hatırlattı bizlere. Aynen öyle sevgili Serhan Han kardeşim. Mesut Kazık günaydınlar muhtarım Haydarpaşa'dan. Bayar Piskopulu kardeşim. Evet. Böyce nerede yiyeceksin onu söyle diyor. Sen Caner'desin onun için. Yani bekle açtı bizim. Caner'imiz açtı. Alsancak'ta. Oradasın sen. Altın koyda. Altın. Kadehçiklerinden, Afyon'dan, Ali Giorgio'dan oradasınız bilirim. Selam söyle, uğrayacağız. Mesut Kazık muhtarım günaydın. Hüseyin Eminoğlu, Kavesli Mahallesi muhtarım günaydın, sağ olasın. Hüseyin Eminoğlu abime de selamlarımı ettim. Evet, Erkan Erçika günaydın, Raif Toluk günaydın. Para, para, para. Hem dilendirir hem geçindirir diyor Sayar Aker. Londra'da kalan vatandaşlarımızı hükümet geri getirmek için herhangi bir planı var mı? Unutuldu mu bu insanlar Londra'da diyor Yusuf Kadir Beyleroğlu. Hayır. Öyle bir plan vardır. Öyle bir plan vardır. Şu anda bir uçakların ayarlanmasıyla uğraşıyorlar. Gelecekler. Hatta cenaze bile getirecekler. Evet. Hüseyin Sezikli. Evet. Sizin yaptığınız hakaret değil, gerçekleri bizlere duyurmak. Siz devam edin, yarası olan gocunur diyor Hüsniye Sezikli. Evet, sağ olasın. Günaydın hocam, siz yolunuza devam edin, sağ olasın. Hakan Bafidi Beyaztaş, sağ ol Gardatçığım. Hüseyin Eminoğlu tekrar muhtarıma selamlar.
Likaşemedi tabii ki atasözünü ben okumam buradan. Kameralar yıllardır devre dışı dedi Yeni Düzen gazetesi. Natura 2000 projesi kapsamında 2009'da 13 noktadaki orman alanlarına kurulan ve 360 derece görüş açısı sağlayan kamera sistemleri devre dışı dedi bugün. Sentilaryon, Altınova, Kalecik, Boğaziçi yine alevlere teslim. Güney iki yangın uçağı daha aldı. Bunu da söylememek lazım. Bunu da söylersek bizimkiler kızacaklar. Bak yine bizim devletimizi kötülüyor. Bana ne bak. Ha, devlet orada iki tane uçak daha aldı. Sen ne yaptın? Neşiryalya. Bunu da söylemeyeceksin. Neçin? Para var diyeceksin. Var ama biz utarık yine saklarık. Nasıl? Nasıl? İlk yangınında şüphelisi olarak tutuklandı ilgili kişi. Hala 3 gün tutukluluk verildi dün mahkemede, Girne'de. Evet, devam edelim. Yeni Düzen gazetesinden geçelim internet üzerinde yayınlanan gazetelerimize. Berkan Toytam'a da günaydın diyerek kardeşime. Tabii ki Nacak gazetesi bugün diyor ki KKTC yangınlarla kavruluyor. Yangınların ardı arkası kesilmiyor. Ve yaktığı iddia edilen kişiye geçen sene ormandan ağaç keserken 300 TL para cezası kesilmiş, o da onun intikamını almış diyor Nacak bugün. Ve kenetlenerek ayağa kalkacağız Turizm Bakanı Ünal Üstel söylüyor. Gençler KKTC'yi ileriye taşıyacak diyor Kültür ve Eğitim Bakanımız Sayın Nazım Çavuşoğlu. Ve biraz sonra konuğumuz olacak olan Bakan amcaoğlu Türkiye aman dediğimizde yanımızdadır diyor. Devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Akıncı gurur duyduk başlığı var bugün. Cumhurbaşkanı Akıncı 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı için mesaj yayınladı. Ve Kıbrıs Türk gençliğinin insanlığa ve toplumuna karşı sorumluluk taşıyarak bencillikten uzak kişisel değil toplumsal yarar için dayanışıp paylaşarak akıl ve bilime de sıkı sıkıya bağlı kalarak bu zorlu süreçte bir kez daha kendilerini kanıtladığını kaydetti. Evet, otel ve plajlarda koronavirüse karşı alınması gereken önlemler açıklandı. Dün 108 test yaptık, pozitif vakamız yok. 108 ilginç bir rakam çünkü toplam pozitif vaka sayımız da 108 bizim. Lefkoşa'da Fener Alayı düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı KKTC'de de kutlandı maskeli olarak. Çelenk koyduk Atatürk üstüne yani. Üniversitelerin geleceği tehdit altındadır diyor Üniversiteler Birliği. Bakan amcaoğlu biraz toparlanma yaşıyoruz dedi. 3 farklı yerde yine yangın çıktı, kontrol altına alındı. Türkiye'de can kaybı 4200'ü buldu. 4199, Allah rahmet eylesin, vaka sayısı 150 bini geçti. 151 bini aştı. Evet, Kıbrıs gündem. Gündem Kıbrıs. Gündem Kıbrıs gazetesi özgürlüğe ilk adım olan 19 Mayıs KKTC'de coşkuyla kutlandı deniyor bugün. Kalecik'te korkutan yangın, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de testler negatif, bu haberde var Gündem Kıbrıs'ta. Ve Çiftçiler Birliği üreticiler el ele vererek bir yangının daha üstesinden gelmeyi bildi diyor Çiftçiler Birliği. Dün çıkan yangından, geçen gün çıkan yangından bahsediyor ve temassız antrenmanlar 21 Mayıs'ta başlıyor. Mali gelecek için umutluyum diyor Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasındaki haberler bunlar. Gündem Kıbrıs gazetesi ön sayfasından bunları söylemiş. Evet, Likaşemmedi tekrar, herkes kapısı önüne lütfen bir kap su koysun, kuşlar ve sokak hayvanları çok zor durumdadır diyor. Kapınızın önüne bir büyük kaba su koyun lütfen. Bu uyarıyı dikkate alalım, lütfen dikkate alalım. Hayırlı yayınlar kardeş diyor Şemi Butsuz. Bu zor, bu kara günlerde ardından inşallah güzel günler bizim olacak. İçtikleri sigarayı bile söndürmeden arabadan dışarı atanlara diyor, yangınlara sebebiyet verirler. Başka yangınlar olmasın. Biri, evet, Serdar Tirak kardeşim birileri uyarsın demiş bakanı. Sait Kumru,
Evet, Seyhülislam Yürüsün seninleyiz diyor. Ahmet Beyaz sağ olasın. Nuri Bey G. Kardakçığım, günaydınlar, günaydınlar. Kemal Zayim, kameralar devre dışıysa sorumlular nerede diye soruyor Kemal Zayim kardeşim. Evet, nerede onları da biz de soruyoruz. Melbourne'dan Orçun Özdener. Evet. Evet, hangi gençler adayı ayağa kaldıracak acaba? Potansiyeli olan, adaya faydası olup ilerlemesini sağlayacak herkes bu düzen karşısında çaresiz olduğunu anlayıp yurt dışına göç etmek zorunda kaldı. Hangi gençler acaba diyor Orçun Özdener. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Orçun Özdener, Melbourne'a selamlarımızı iletiyoruz. Siz yandınız bu sene Avustralya'da. Şimdi biz yanıyoruz Kıbrıs'ta. Ormanlarımız yanıyor. Gerçi Avustralya'da arazi çok. Bizde yok ama olsun. Evet, başkanlık sistemi konuşuluyor. Sık sık demokrasiye tam olarak geçemeyen ülkelerde otokrasi getirir. Şimdi bile eleştiriye tahammülümüz yok diyor Gökhan Sevinç. Tabii ki eleştiriye şimdi bile tahammül yok. Bir de buna geçilirse diyor, nasıl olacak bu iş? Evet, bu da güzel bir yorumdu Gökhan Sevinç'in yorumu. Devam edelim. Devam edelim. Kıbrıs manşet, lanet yağıyor manşetiyle yayınlandı. Ormanı yakmak istemek suçlamasıyla tutuklanan Yusuf Satrazam'a ülke genelinde çok büyük tepki var dedi bugün. Evet, devam edelim. İnternetteki gazetelerimize havadis, cayır cayır yanıyoruz manşetiyle yayınlandı. Bugün cayır cayır yanıyoruz dedi havadis. Star Kıbrıs organize yangın diyor. Mangal tutuşturucusuyla ormanı yakarken yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemede suçunu itiraf etti. Ama bu ilk yangını kabul etmiyor, büyük yangını. Diğerini yakmaya çalıştım diyor ama evet, ilginç. Ahmet Savaşan, Kıbrıs Sağlık Turizm Konseyi Başkanı 19 Mayıs'ı kutladı. Virüs salgını statükoyu hatırlattı diyor Cumhurbaşkanımız. Ve atanın izinde, halkın sesi atanın izinde demiş bugün manşetinde. Hakikat, Türkiye olmadan krizden çıkamayız manşetiyle yayınlandı bugün. Sayın Olgun Amcaoğlu'nun açıklamaları manşette yer aldı. Ve 19 Mayıs Türk'ün tarihe yeniden tutunduğu gündür. Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Turan Büyük Yılmaz, Türk milleti için 19 Mayıs tarihinin ayrı bir önemi olduğunu, bugünün tarih sahnesinden silinmek istenen bir milletin tarihine yeniden tutunduğu gün olduğunu vurguladı ve bayramı tabii ki kutladı. Partisi adına da, şahsı adına da biz de Sayın Genel Sekreterim ve tüm partisinin kutluyoruz. Ya buna ne dersiniz? Afrika'nın bugünkü manşeti. Avrupa Birliği finansmanı ile 1,5 milyon euroya mal olan ve yangına karşı kurulan orman kameralarının devre dışı kaldığı, yıllardır çalışmadığı ortaya çıktı. Ya buna ne dersiniz diye soruyor Afrika. Güney Kıbrıs 2 yangın uçağı daha aldı. Bugün Afrika'da ön sayfada duyurulan haberdi ve Haberci gazetesi, korona bitti, yangın başladı. Güney 2 yangın uçağı daha aldı. Ülkede biri bitti derken diğeri başlıyor. Dört bir yanımız yanıyor. Sorumsuzluk, çevre düşmanlığı, yetersizlikler yüzümüze vuruyor dedi bugün Haberci gazetesi. Ve ilk yangının sorumlusu olabilir diyor. Dün tutuklanan arkadaş için. Kritik 48 saat kavurucu sıcakların 2 gün sonra etkisini kaybedeceğini açıklayan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugünlerde yangın riskinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Sağlık riski de çok önemli. Çok dikkat edin kendinize. 48 saat sonra biraz serinleyeceğiz diyor Raif İlker Buran müdürümüz. Bu da çok önemli. Kıbrıs Postası gazetemize de bakalım. Bugün Kıbrıs Postası gazetemizde internette nelerimiz var? Hemen bakıyoruz.
Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi arasında yapılan görüşmelerin sonuçları açıklandı. Sayın Pilli, 21 Mayıs tarihinden itibaren 21 federasyon dağcılık ve yürüyüş sporları ile uğraşanlara bireysel branşlarda temassız antrenmanlara başlama izni verildiğini söyledi. Bunlar avcılık, atıcılık, atletizm, badminton, binicilik, bisiklet, jimnastik, kickboks, tekvando, judo, karate, masa tenisi, tenis, satranç, okçuluk, darts, bocce ve orienteering ki bu ata sporumuzdur KKTC'de, Pirili'den gelir. Yani Pirili oynarkenden ondan geldi. Lingiri Pirili, o bocce orienteering oldu şimdi. Lingiri Pirili Federasyonu'nun şu andaki şeyi uygulaması golf, yelken, motor, kürek, en değerli sporlar bunlar. Bilardo, bu var. Triatlon, bu da var. Futbol, tenisi, yüzme ve dağcılık. Evet. Masa tenisi için tedbirler alınmadan başlamak büyük bir risk diye Fadıl Olguner, bu sektörün, masa tenisinin en önemli ustalarından biri, uyarıyor altında da. Bu da çok önemli. Evet. İskele bölgesinde yangınların ardı arkası kesilmiyor. Bir de Güzelyurt'ta ilginç bir bisiklet hırsızlığı var. Kameraya yakalandı iki genç. Çok ilginç bir şekilde hiç fark etmediler kamerayı. Gayet sakin girdi bir tanesi. Çok da atletik, böyle Gancelli'nin üstünden atladı. Bisikletçiyi kaptı, arkadaşına verdi. Arkadaş götürdü. O da böyle aynı şekilde atladı gitti. Sonra polis sanırım yakaladı, merkeze götürdü. Herkese bilmiyorum. Merkeze götürdüler. Evet, internetteki gazetelerimize de baktık. Kıbrıs gazetesiyle devam edelim. Yandık, kül olduk manşette. Ve yine bir başlık. Güney Kıbrıs 2 yangın söndürme uçağı kiraladı. 2 tane daha. Ne diyeyim? Sefto diyeceğim, kızacaksınız. Yazacaklar bizi gene dalga geçer KKTC inan diye. Geçmiyorum. Ben geçmiyorum. Siz kendi kendinize geçtiriyorsunuz. Kendi kendinize dalga geçin benimle lütfen. Dalga geçin benimle lütfen. Ya diyorsunuz. Polisi ölümle tehdit etti. Karakolda dehşet saçtı. Evet, yeğenini tutukladığı gerekçesiyle bir polisi ailesiyle birlikte öldürmekle tehdit eden Ali Takımcılar, celp edildiği 4 yol polis karakolunun pencere camını kırdı. Bu da ilginç. Kaçırıp döverek üzerindeki para ve değerli eşyalarını çaldıkları için kendilerini polise şikayet eden Ahmet Raat Sabah Albani'nin evini bastılar. Bir kez daha döverek evindeki para ve eşyalarını çaldılar. Aynı adamı 2 kez soydular. Evet. Tepebaşı yangınının da faili olabilir. Şüpheli durumda diyorlar. Artık söyleyelim, tutuklandı. Tepebaşı Akdeniz, biraz önce zaten kaçırdım. Yusuf Satrazam dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Onu da belirtelim sizlere. Büyük yangının da faili. Ülkenin her yanı alev alev diyor Diyalog gazetesi de manşetinde. Bir uyarısı var İskele Belediye Başkanımızın Sayın Hasan Sadakoğlu'nun, sabotaj şüphesinden söz ediyor. Ahmet Alvani'yi önce dağa kaçırıp dövdüler. Polise şikayet edilince bu kez evini basarak hem parmaklarını kırdılar hem parasını aldılar. Vay memleketim vay diyor bugün Diyalog gazetesi. Gerçekten vay 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 diye de şarkı söylemek lazım bunun üstüne ama. 19 Mayıs coşkusu Lefkoşa sokaklarında, dün akşamki yürüyüşün fotoğrafı, Sayın Nazım Çavuşoğlu en önde ve kendisini sorgulamak isteyen polise evine bomba koyarım diyen Ali Takımcılar götürüldüğü 4 yol polis karakolunun camlarını yere indirdi. Öfkesine hakip olamadı diyor. Tepe başında ormanlık alanı yakmaya çalışan Yusuf Satrazam, aynı bölgedeki büyük yangınla ilgisinin olmadığını öne sürüyor. Bir garip durum ve Haspolat yakınlarında katrana yapışan köpek, itfaiyenin yardımıyla veteriner kliniğine götürüldü.
İşte insanlık. Biz de itfaiyeyi kucaklıyoruz uzaktan ama çok teşekkür ediyoruz. Ve ülke her yönden iflas etti diyor PKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün. Ülke her yönden iflas etti diyor. Kabahat hepimizin, bu da Yeni Bakış'ın manşetinde, Harmancı Başkanım var, Mehmet Harmancı. Çağa ayak uyduramıyorsak, dünyayı takip edemiyorsak ve bu kadar akıl verenin olduğu bir coğrafyada, ki biraz önce ben de söylemiştim bunu, Sayın Başkan diyor ki bu kadar akıl verenin olduğu bir coğrafyada hala yerimizde sayıyorsak diyor, hem halkta hem de siyasi sorumluluk taşıyanlarda kabahat vardır diyor. Öpüyorum başkanımı. Kabahat hepimizin. Çok doğru. Mausa Belediyesi Danışmanı Mücahit Kaya, belediye olarak halk plajlarında gerekli tedbirleri aldık ancak hala risk var, dikkatli olalım. Plajlar açıldı, deniz sezonu başladı, dikkatli olalım. Lütfen dikkatli olalım. Evet, Yeni Bakış geçtiğimiz gün tepe başında çıkan yangının ardından dün bölgeye gitti. Bilanço inanılmazdı diyor. Doğa yok oldu. Gerçekten doğa yok oldu. Yeni Bakış gazetesi de bize bunları yazdı. Selva Homz'u selamlıyoruz. Evim, evim, güzel evim Selva Homz'dan olsun diyoruz. Afrodit Wellness and Spa 1 Haziran'da artık açılacak oraları da büyük bir ihtimalle. Cihancığım, birinde, ikisinde bugün büyük bir ihtimalle yer bulursak Kamil Berber'e gideceğim. Çünkü artık saçları kontrol etmek için yarım kutu jel kullanmaya çalışırım. Ne barbet kaldı ne bir şey. Kemal abi de aklımıza geldi. Günaydınlar Kemal abi. Evet diyoruz. Arden Heldim'i unutmuyoruz. Masamızdan eksik etmiyoruz. Zafer Küpeş'te, Korkuluk ve Küpeş'te de bir numaralı marka. Akay Optik, Adana'nın tek FBDO gözlükçü diplomalı optik mağazası. Dünyaca ünlü gözlük markalarını bulabileceğiniz en doğru adres. Lefkoşa'da Mehmet Akay Optik, Mausa'da Vizyon 2000 diyoruz. Yeşil Dal Kanalizasyon Sistemleri 20 yıllık aile şirketi. Mutfak gider tıkanıklığından vidanjör hizmetlerine kuyu boşaltmaya bizi sosyal medyadan takip edin. Yeşil Dal Kanalizasyon Sistemleri Facebook'tan bulabilirsiniz ve ihtiyacınız anında gelelim. Ve Çangar Motors. Çangar Motors. BMW denemelerimiz de açılıyor. Başlıyor Çangar Motors'da. Cuma günü ilk denemeyi artık neyle yapacağız bilmiyorum ama Ford tarafında o şey denemesi de olabilir. ATV değil, bir büyüğü var. Meraklıları için. Da ne arabacıktır o. Ne araççıktır o. Ne aletçıktır o. Araya gidiyoruz. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin yorumunu okuyacağız. Biraz İngiliz gazetelerine bakacağız. Sonra tekrar bir ara yapacağız. Ve tekrar bir ara yaptıktan sonra Sayın Olgun Amcaoğlu'yla sohbet edeceğiz. Günaydın, iyi yayınlar. Lefke'den Evren Nadir, Mustafa'cık. Selamlar Mustafa Nadir'e de. Eko Balçık Balçık'a da teşekkürler. Fırat Zihni, Acun Survivor ödül oyununda iki helikopter getirtti. Bizimkiler de televizyondan izledi diyor Acun. Bu zaman Acun büyüktür kakateci anlamına çıkar. Biz yarın gene manşet oluruz. Onun için söyleme Fırat böyle şeyleri. Fırat Zihni. Enver Buda kardeşim günaydınlar. 2009'da yangın tespit kameralarını iyi saklamışlar eskimesin diye diyor Tezer Mercan. Esprili vatandaşım da gayet güzel. Yangın dışında sıcaklar da çok fazla. Orman yangını kişiler yasada cezası nedir? Evet, 14 yıl 7 yıl cezası var bu işin. Yangın çıkaranın 14 yılla 7 yıl farklı cezaları var bildiğim kadarıyla. Kameraların çalışmıyor olması gibi eşdeğer bir hatayı özel sektörde yapmış olsaydık işten çıkarırlardı.
ilgili personel, müdür, mühendis, her kimse. Bilmiyorum Mustafa Mamuk. Cumagül Muradova, hangi memleket rahat? Biri bitse biri başlıyor. Sonumuzu hayır etsin Allah'ım demiş. Cumagül Muradova'nın duasına katılıyorum. Ormanı yakanı idam yasası olmalı diyor. İdam edilmeli. Tüm halkın önünde olmalı. Ormanı öldüren katilin katili de halk olmalıdır diyor Mehtap Yılmaz. Ağır. Ben de dün aynısını düşünüyordum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Doğan Ank, günaydınlar. Hoş geldiniz. Doğan Ank, günaydınlar. Kemal İzanoğlu kardeşim. Erdinç Ökten bir soru sordu. Yanlış adrese sordu. Bilmiyorum, o yolları tarif edemem. Burada programda tarif edemem. Dışarıda ararsan söylerim nereye gideceğini Erdinç abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Aramız var. Aradan sonra buradayız. Ama bu arada Hayri Köreken kardeşime, Berkant Oytam'a tekrardan selamlar ediyorum. Yaşar Aracı sağ olasın. Hayri Köreken diyor ki, bizim köyde orman dairesi yangın gözetleme direği diktiler. Ormanı gözetlemek için cayır cayır millet ormandan zeytin, harnuk kesip götürüyor. Neyi gözetlediler ya diyor. Neyi gözetlediler? Yalan mı? Hakan Üçok, günaydın. Ve şimdi aramızı verdik. Aradan sonra devam edeceğiz. Ayrılmayın.